Hanoi bu gece Hristiyan kardeşlerimiz Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorlar. Kendilerinin Noel bayramını biz de tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hazreti İsa'nın doğum günü. Evet. Ne güzel, ne güzel. Dün Hazreti Resulullah'ın doğum günüydü. Evet. Bugün de Hazreti İsa'nın doğum günü. Birbirinden güzel. Bayağı hoş işte. Hazreti İsa canım benim ilk o geldiğinde, birinci gelişinde ortam öyle berbat ki Roma yönetimi var. Yani çok azgın, deccal bir devlet. Putperest bir devlet. Musevilerden de işte bizim bağnazlara benziyorlar o devirde. Laf söz dinleyecek gibi değiller. O da hep sevgiden bahsediyor canım benim. Sevgi, 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 sevgi. Pek dinleyecek gibi değiller. Mesela talebelerinden diyor onlar da ki inkarı sezince diyor yani şüpheleniyor onlardan. Onlardan da pek ciddi bir yardım olmuyor. Yani tamam 400 yıldan beri ilk defa bu doğum günleri böyle peş peşe olmuş. İlk defa oluyor. Onda da bir hayır var. Çok sonra kıymeti bilindi. Ama tabii o şeyi çok yanlış yaptılar. Baba, oğul, ruhul, kudüs. Evet. Ya ruhul kudüs var tamam. Ona niye Allah diyorsun ya? Hep de Allah'ın tecellisi zaten. Allah'ın tecellisi de niye Allah diyorsun? Evet. İsa'ya niye Allah diyorsun? Allah'ın tecellisi de. Allah olmadığı belli. Dua ediyor çünkü. İbadet ediyor, yiyor, içiyor, uyuyor. O şekilde Allah olur mu? Yani tecelli dememeleri çok büyük hata oldu. Ama İncil tabi sevgiyle doludur. Yani çok hayati bir yönüdür bu İncil'in. Tevrat'ta da vardır ama en fazla İncil'de. İncil Allah bir nurdur diyor İncil için. Bir hidayettir. İncil'den de insanlar istifade etmesi lazım. Müslümanın burada hatası oluyor. Evet. Tevrat'tan istifade etmiyorlar. İncil'den de istifade etmiyorlar. Halbuki İncil'in ve Tevrat'ın bereketi üstlerine geçer. İnşallah. Tabii. Yani Allah ne güzel bak bu kitaplardan tarif olmadan kalan kısımları da bırakmış. Evet. Değil mi? Onlardan istifade etmeleri lazım. Evet.